Merhum iş insanı Ardıç Somer'in oğlu Doruk Somer, babasının yedisinden sonra ilk kez gecelerde görüldü. Yanındaki gizemli güzelle Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkan genç ajans patronunun İstanbul gecelerine hızla uyum sağladığı görüldü. Ya bırak artık şunu ya. İstanbul geceleri kaçsın bir yerlerine. Çok komiksiniz ya. Siz İstanbul'a mı kızıyorsunuz yoksa o telefona mı kızıyorsunuz? Yazık yazık. Telefona kızılır mı ya hiç ya? Ne oluyor kızım orada? Ne yok bir şey anne. Kadir sen niye bakıyorsun o telefonda? Aha bu da kala kaldı. Telefonu eline alanın iflah kalmıyor sabah sabah. Vallahi şimdi gelip orada illa baktıracaksınız yani bana. Ay anne sen de ne meraklısın ya. Doruk Bey gizemli bir güzelle yemek yemiş, ona baktık işte. Oo, afiyet olsun kılçıksızından. Gitsin o gizemli güzelin mahallesinde de biraz artistlik yapsın da görelim. Gizemli değil, müjgan. Müjgan da balıkçıda otururken işte fotoğraf çektirmişler. Ona bakıyorduk biz. Müjgan. Kadir ver bakayım onu bana. Müjgan bak. Bak kime benziyor bak. Kimseye benzemiyor. Benziyor saçlarına bak, tıpkısının aynısı. Kadir. Aynısının tıpkısı yok, yok öyle bir şey. Hayır ben çok iyi tanıyorum, ezbere biliyorum. Kafamda fotoğrafı var. Melek'in saçları onlar. Kadir gel. Gel böyle gel, ben sana göstereceğim. Ne göstereceğim? Kalk bir gel. Yürü. Aynısı. Yürü Kadir. Vay Melek Hatun vay. Gariban Kadir'den sosyetik kısmete. Vay be. Ulan bu endamınla bu alemde sen yolunu bulamayacaksın da biz mi bulacağız be? Git şuraya. Bana bak Kadir. Babam şimdi camiden gelir. Sakın ha, sakın ona böyle tıpkısının aynısı falan deme Kadir. Tamam mı? Adamın yüreğine iner bak. Aynısı. Aç bak. Aç bak, aç, aç. O meleğin saçı, ben ezbere biliyorum. Meleğin saçı. Ya saç aşağı, saç yukarı Kadir. Ya saçlarını yoldurma. Ay yok, bana olur. Al sana saç. Tamam. Bak saç saça benzer Kadir. Ya yüzü bile görünmeyen kadına sen o uğursuza nasıl benzetirsin? Hangi akla hizmet? Günah Kadir. Zeynep'in kulağına gitse ne olur? Ne olur? Bir düşün bakalım. Ha? Ne olur? Ne oldu o gece? Ya senin yüzün kızarmadan cevap veremediğini seni bilsin ister misin? Ha? Düşünmek istemiyorum. İstemezsin değil mi? İstemezsin. Anası yüzünden çektiğimizi bilsin. O da bizim gibi üzülsün, ağlasın istemezsin değil mi? İstemem. Hiçbir zaman üzülsün istemem. Ağlamasın benim Zeynep. Ağlar ama. Sen böyle yaparsan Zeynep çok ağlar. Aynı o gece bizim anamızın ağladığı gibi Zeynep çok ağlar Kadir. Sen bir hatırla bakayım. Hı? O gece ne oldu? Hadi. Bir hatırla. Ağzımızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Nasıl geldi hatırlıyor musun? Koşun yetişin. Koşun bu adamı yetişin. Koşun, koşun. Koşun, koşun. O yaptı. Saldırdı bana, tecavüz etti. O kadının yalanları anamın canını aldı, canını. Yıllarca kadın kendi memleketine hasret, ağlaya ağlaya son nefesini verdi kadın. Ne deme Türkan. Annemi deme ne olursun. Derim Kadir. Derim. Sen böyle yaparsan
Her gördüğünü o iblise benzetirsem ben annen derim. Kadir bak, Zeynep çok ağlar. Anasının iftirasını bilse, sebep olduklarını bilse Zeynep çok ağlar Kadir. Ah be. Bir 250 dolar daha verseydim yüzüm de görünecekti. Dolar kurunun gözü kör olsun. Her neyse, biz konumuza dönelim. Önünde sonunda o lanet geceyi anlatacaktım zaten. O gece benim en mutlu gecemdi. Nişan gecem. İstanbul'dan dostlarım, Bursa'dan arkadaşlarım, akrabalarım, herkes çiftlikteydi. Vur patlasın, çal oynasın, eğleniyoruz. Güzel bir gün. Bence de. Dikkat et, olur mu? Hadi görüşürüz. Herkes gittikten sonra nişanlımı uğurladım. De biraz da içmişiz tabii, çakır keyfim. Hayatımın hatasını yapıp gidip yatmak yerine ahıra gittim. Git yat değil mi? Sarhoşsun zaten. Yok, illa atımı seveceğim. Nişan hediyesi bir atım vardı. Nişanlımın hediyesiydi. Uyumadan son bir kez seveyim istedim. Meğer beni gözetliyormuş. Yalnız kalacağım zamanı gözlüyormuş. Ahırda atımı severken önce o tuhaf nefesini hissettim. Bir anda karşıma çıktı. Elinde kocaman bir taş vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. O kendi halinde zavallı gariban. Ay, taş ne ya? Taş çok avam, çok sakin. Başka bir şey olsun. Silah. Ay yok ya, silah da olmaz. Bıçak. Bıçak çok iyi, evet. Ne bıçağı olsun? Meyve bıçağı mı? Yok. Çıkı. Aymış. Hala sıkı bir prova yapacak vaktin var. Unutma lütfen. Sen ona bir kredi kartı kadar muhtaçsın. Ama sitare cadısı sana 1000 kere muhtaç. Allah'ım. Allah'ım, canım Allah'ım. Benim bir istirhamım, isteğim, duam var da. Eğer meleklerin benim annemi cennette bulabilir mi acaba? Hani eğer meleklerin elleri varsa elleriyle, eğer yoksa kanatlarıyla benim annemi cennette bulup onun gözyaşlarını acaba silebilirler mi kanatlarıyla? Annem benim yüzümden çünkü ağlamaz. Çok ağladı. Çok gözlerinden yaşlar geldi, benim yüzümden oldu. Allah'ım, melekleri onun gözyaşlarını silsin. Cennette onu bulsunlar. Pamuklara sarsın. Yani... Baba? Yok, ben yapmadım ben. Tamam baba, sakin ol. Ne yapmadın ki? Şey yapmam, sitare çiçeği yani sıkmadım fazla anlamında söyledim ben. Ha. Dua ediyordum da ben. Tamam baba, duydum ben, ama sen niye öyle babaanneme? Dua ettim ben de, öyle içimden şey oldu da. Zeynep, hadi geç kalıyorum. Baba bak, İpek çağırıyor seni, hadi geç kalacaksın. Tamam, ben ona yetişirim de sen bak bir bakayım bana. Baba. Acaba babam şimdi bakmasam olur mu? Sen gitsen de gelsen de ben sonra bakarım belki. Bakarım yani, bakabilirim. Tamam babacığım, tamam. Ben şimdi gideceğim ama ben senin duanı duydum. Sen ne zaman konuşmak istersen ben de o zaman konuşmak istiyorum, tamam mı? Tamam. O zaman ben gidiyorum. Hayırlı işler. Tak
tak tak Allah'ım. Al tak tak tak, ben geldim yine ben. Benim bir isteğim, bir duam daha olacaktı da Allah'ım. Benim kızım var ya, Zeyno. Zeyno hiç üzülmesin Allah'ım. Hiçbir zaman onun gözlerinden yaşlar akmasın. Hiçbir zaman hep gülsün. O eğer o üzülecekse ben üzüleyim, bana gelsin. Hiç üzülmesin Allah'ım. Sen onu iyi insanlarla karşılaştır. İnşallah, amin. Amin. Ona gelmesin, bana gelsin, bana gelsin. Bana gelsin, ben diye çekerim bütün üzüntüleri içime. Of.